Bozburun'dan çıktık. Sabah kahvaltımızı yaptık. Saat şu anda 10 falan herhalde. Çok güzel tatlı bir rüzgar yakaladık. Yelken açtık. Şimdi Bozukkale tarafına devam ediyoruz. Geçen hafta orayı çekmiştim size ama kaleye çıkmamıştım. Bu hafta kaleye çıkma umuduyla gidiyorum. Yürümesek bile en azından botla o en son restorana gidip oradan çıkıp size gösterebilirim. Bugün bayram. Biraz geç olacak ama herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkesin başına. Amin. Karşı taraf Simi. Evet. Bozburun arkamızda kaldı. Tam karşısı Simi. Aşağıda. Size Bozukkale'yi sevgili Ali Boratav'ın kaleme aldığı Mavi Yolculuk Rehberi kitabından alıntılarla anlatmak istiyorum. Koca bir liman ama bozuk liman. Bozukkale'ye yerel kaptanların deyimiyle değirmen ve kale burunları arasından girilir. Doğu yöndeki burunda bir orta çağ gözetleme kulesi kalıntıları vardır. Muhtemelen yay değirmenine benzetilmiş ve değirmen burnu denmiştir. Batı yöndeki buruna neden kale burnu dendiyse malum. Yerel halkın Bozuk Liman dediği Bozuk Kale'nin isim babası, koyun girişinde batı yamacına kurulu ve 320 metre uzunluğundaki duvarları bugün de sapasağlam ayakta duran kaledir. Bu kale M.Ö. 7. yüzyılda Rodos'un Anakara'daki en önemli bağlantı noktası Lorim Antik kentinin savunması amacıyla yapılmıştır. Dümende Merve Kaptan var. İlk dümen deneyimi. Evet. Çok başarabildim emin değil ama ben... Güzel gidiyor. Pupa'dayız şu anda. Kusura bakmayın, yavaşlatıyoruz tekneyi biraz paletlerde ama. Ben çok heyecanlıyım. Biz Bozukkale'ye geldik, bağlandık iskeleye. Akşam yemek için buradayız. Geçen Bozukkale'yi çektiğimde dediğim gibi kaleye çıkamamıştık. Şimdi kaleye gidiyoruz. Eğer buradan patika yoldan yürürseniz yavaş yürüyerek 1 saat 15 dakika, hızlı yürüyerek 40-45 dakikada oraya ulaşabilirsiniz. Bir de dönüşü var tabii bunun. Eğer kendinizi buna çok hazır hissetmiyorsanız kolay yolu botla gitmek. Kalenin dibindeki restorana botla gideceğiz şimdi. Oradan yaklaşık bir 10 dakika kadar böyle bir yukarı doğru çıkacağız ve kaleden manzarayı göstereceğim size. Kalenin dibindeki restorana geldik. Kale yukarıda. Botumuzu şu iskelenin ucuna bağladık. Buradan yürümeye başlıyoruz. Şöyle yukarıya doğru zaten bir patika yol var. Gördüğünüz gibi 10 dakika maksimum oraya ulaşıyoruz. Müzik.
Bozukkale, yan koyumuz Serçe. Buraların arka tarafına Taşlıca deniyor. Zaten şekillerden de anlayabilirsiniz. Burada drone çekimlerinden de anlayabilirsiniz. Her yer taş, başka hiçbir şey yok. Buraya o zaman da bu kaleyi nasıl inşa etmişler, kocaman kocaman blokları nasıl getirmişler hiçbir fikrim yok ama çok zor bir bölge yaşamak için. Bozukkale'den buraya yürüyüş yapmak çok keyifli ama bu taşların arasında biraz hazırlıklı olmak gerekiyor. Kırmızı beyaz izleri takip ediyoruz. Kaleye geldik, bayrağı gördük. Arka tarafın manzarası. Bozukkale arkamızda. Burası Ali Baba restoran, ortadaki restoran ve en dipte Lorima bizim olduğumuz restoran. Koy gördüğünüz gibi bayramdan dolayı çok 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 kalabalık. Normalde burada sadece iskelelerde bağlı tekne görüyorduk. Belki birkaç tane Alarga'da tekne oluyordu. Şu an full, yani ben hiç bu kadar kalabalık görmemiştim Bozukkale'yi. Koyun girişine hakim kale, sonraları Roma ve Bizans döneminde de güçlendirilmiş, içine bir kilise, müştemilat binaları eklenmiştir. İlk yerleşimin M.Ö. 2000'lerde başladığı tahmin edilen Lorima'nın, Rodos'un Anakara'daki irtibat noktası olmasının ötesinde Rodos'u bile tehdit edecek bir güce ulaşmasıyla M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren gücünün stratejik olarak azaltıldığı tahmin edilmektedir. Buna karşılık burada uygarlık izleri hiçbir zaman kesintiye uğramadan devam etmektedir. Coğrafi değeri nedeniyle Roma ve Bizans döneminde de Lorima bir donanma üssü olarak kullanılmıştır. Biz buraya genelde böyle akşam üzeri saatlerinde geliyoruz. Tam şu arkamızdaki yere böyle bir içecek diyeyim getiriyoruz yanımıza. Kuru yemiş. Bütün çöpleri tabii ki toplamak kaydıyla. Günü batırıyoruz. Ondan sonra teknemize geri dönüyoruz. Öneriyorum mutlaka buraya geliyorsanız buraya çıkın. Şimdi geri dönüş yolu başlıyor. İngiliz deniz haritalarında da Oplasica Bükü, Rumca Aploteca Limanı, tersane denmektedir. Yakın tarihlere kadar burada bir de tersane ve silah deposu olduğu düşünülmektedir. Esas kent koyun kuzeydoğu yamaçlarından 1 saatlik yürüyüş mesafesinde 300-400 metre rakımlı Hisar Dağı'nın zirvesindedir. Surlarla çevrili Akropolis alanı 16 dönümdür. Yamaçlardaki teras evlerin silik kalıntıları, küçük bir amfiteyatrın birkaç oturma basamağı, surlar içinde 2 idari bina ve 3 sarnıcın izleri görülebilir. Koydaysa batı kıyılarında Artemis Tapınağı, Nekropol ve Apollon Tapınağı saptanmıştır. Lorima'nın en önemli kutsal mekanı olan Apollon Tapınağı, koyun batı kıyısının ortasındadır.
Koyun kuzeyinde, liman bölgesinde saptanmış gemi yapım tesisinin 20'ye 20 metre alanında 3,5 metre yüksekliğinde bir yapı olduğu düşünülmüştür. Bu alan 12 geminin inşasına imkan sağlayacak kapalı bir mekandan oluşan büyük bir tersaneye işaret etmektedir. Bu tarihi yapılardan geriye pek az iz kalmıştır. Oysa Türkiye kıyılarının ilk denizcilik kılavuzlarından birini hazırlayan amatör denizci Semih Dinler, 80'li yıllardaki gezilerinde kuzey kıyıda harabelerden söz ediyor ve eski bir rıhtımın kalıntıları bulunduğunu kaydediyor. Tarihi mirasımıza nasıl baktığımızın bir örneği daha. Sevgili Ali Boratav'a bu değerli bilgileri toparlayıp bir eser haline getirdiği için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten denizciler için çok çok değerli bir kaynak. Eğer buralarda bir gezintiye çıkacaksanız, hatta sadece merakınız bile varsa Mavi Yolculuk rehberini mutlaka alın. Kesinlikle bir işbirliği değil, sadece yapılan emeğe bir teşekkür olarak görün lütfen bunu. Şimdi Bozukkale'den görüntülerle devam ediyoruz. Günaydın. Çok güzel bir sabaha uyandık. Biz şu anda Emel Sayın Koyun'dayız. Hisar önüne çıktık yani. Sizinle birlikte önce Bozburun yaptık, Yeşilova Körfezi'ni. Daha sonra Bozukkale'yi yaptık. Orayı anlatmıştım zaten ama kaleye çıkmamıştım. Bir de kale manzarasını göstermiş oldum. Biz Hisar önünün Körfezi'nde maceraya devam ediyoruz. Gezimize devam ediyoruz. Ama bu videoyu burada bitiriyorum. Bu videonun serisinde Hisarönü'nün Körfezi'nin diğer koylarını dinleyeceksiniz benden. Umarım izlemeye devam edersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Yan tarafı serçe. Allah düşüyordu. Beni izlediğiniz için...